Trabzonspor Parma'nın tecrübeli yıldızı Gervinho'yu kadrosuna katmak istiyor demiş. Ne düşünüyorsunuz? Trabzonspor zaten transfer çalışmalarına bayağı erken başladı. Birçok isim konuştuk. Yani çalışmalarını da hani sürdürürken bir yandan yurt dışındaki basında da böyle haberlerin çıkması normal bir sol kanat oyuncusu. Sen hep Trabzonspor'a transferle ilgili önerilerde bulunuyorsun Gervinho son için mi? sayfada. Gervinho konuşuyoruz, doğru değil Evet mi? evet. Gervinho aslında bir santrfor. Yani Parma'daki şeyine bakmadım. Hani en çok nerede kullanılıyor ona bakmadım. Ama yani kariyerinin büyük bölümünde santrfor olarak görev yaptı. Hatta Musa Sowlu Lille'in son şampiyonluğunun da o ilerideki üçlüden biriydi. Hazard, Musa Sow ve Gervinho üçlüsü görev yapıyordu. Tabii yaş olarak artık belli bir Evet. noktaya geldi. Musa Sow'un futbolu bıraktığını düşünürsek. Doğru mu bu yaşlarda bir futbolcu? Ya biraz günü kurtarma transferi gibi geliyor bana, eğer doğruysa bu. Çünkü Gervinho Trabzonspor'un o aradığı heyecanı, o aradığı etkiyi yaratacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ha, Türkiye Ligi'nde iş yapar. Türkiye Ligi'nde Dembaba Hem iş kanat yaptı. oynuyor, hem santrfor oyuncusu senin Evet. dediğin gibi. Dembaba iş yaptı. Papiss'e iş yaptı. Wagner-Love iş yaptı. Hep böyle gelip tecrübeli, belli bir yaşın üzerinde gelip Samuel Eto'yu zaten söylememe gerek yok. Hani o çok başka bir seviyeydi. Gervinho ya gel iş yapar, performans verir ama Trabzonspor'un işte tamam Trabzonspor'un santrforu bu mudur? Sorusunun yanıtı bence Gervinho olmamalı. Yani Bir kanat transferi olarak düşünürsen, kanat. Vakeme ile Gervinho. Evet, yani Ekuban ve Bakame'nin performanslarının daha önce de biraz alternatifsiz olmalarından dolayı düştüğü kanaatindeyim ben. Bu her oyuncuda olur bu arada. Yani her oyuncu arkasında böyle bir tehdit görmediği sürece biraz salar. Ekuban'la Bakame'nin bu sezonki performanslarının da biraz bununla etkisi olduğunu düşünüyorum. Bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Oraya daha önce ben Endao'yu söylemiştim, Evet, o Karagümrük'ten. yüzden söyledim Evet. zaten. Endao, sen sürekli Endao'yu Trabzonspor'a Evet. getirmeye çalışıyorsun ya. Ya keşke Endao'yu alsalar. Gervinho mu Endao mu derseydim ben Endao'yu tercih ederim açıkçası Trabzonspor için. Ama tabii Gervinho tecrübesiyle mutlaka iş yapar. Ama ya beni çok heyecanlandırmıyor ya. Şimdi Fenerbahçe'ye de yazıyorlar. Olivier Giroud. Eh. Ya 34-35 geldiği zaman 35 yaşında olacak adam. Ya artık yani Giroud mu kaldı? Ha, gelecek yine iş yapar. Söylüyorum. Yine iş yapar. Mario Gomez işte belli bir yaşın üstüne geldi. Doğru mu? İş yaptı. Dembaba belli bir yaşın üstüne geldi. İş yaptı. Yine yapar. Ama bizim kulüplerimizin sanki biraz daha kazanırken aynı zamanda değer üretmesi gerekiyor. Özellikle büyük Mustafa kulüplerimizin. Muhammed gibi. Mustafa Muhammed çok güzel bir örnek. Atilla Salahi çok güzel bir örnek. Hı Ya hı. böyle değerlerin üretildiği, Beşiktaş'ın bu yıl yaptığı kaleci ve sol bek hamleleri, Rıdvan ve Ersin hamleleri bence bir örnek. Trabzonspor'un Sorloth'u alması Aynen öyle. Bir değer. Bak, oyuncu Trabzonspor'un değildi. değildi. Bonservisinde 10 milyon euro kazandı Trabzonspor. 11 milyon euro mu? Öyle bir para kazandı. Evet. Yani bunun yapılması lazım. Dört büyük kulübümüzün özellikle bence buna müsait ortamları var. Doğru isimler, genç isimler hem sportif yarış içerisinde bulunma hem de ekonomik anlamda kazanç. Bunu yapmamız lazım. Yoksa Gervinho'yu getir. İşte 40 yaşında bir adam daha getir. Yani Trabzon için söylemiyorum bunu bu arada. Artık Trabzon zaten yıldız getirmek, yani Gervinho için taraftarı söylemiyorum. heyecanlandırmıyor bu iş. Gervinho için söylemiyorum. Ya yıldız futbolcu getirmek heyecanlandırmıyor. Ya yaşı ilerlemiş, hani böyle Avrupa'dan oyuncu getirmek hiç Aynen heyecanlandırmıyor. öyle. Niye aldınız? İşte altyapıdan oynatsaydınız. Kim bu diyorlar yani. Ya Hani var o ya, noktaya geliyor. Trabzonspor kanat oyuncusu mu bulamayacak? Trabzonspor santrfor mu bulamayacak? Yani genç yaşta. Bulur yani. Trabzonspor ve Abdullah Hoca'nın ben çok iyi bir scout ekibi olduğunu biliyorum. Yani biliyorum. Gerçekten bu farkı da görecek Trabzonspor taraftarı yakın zamanda. Gervinho'lar falan değil ya, Trabzonspor seviyesi daha üst seviye bence. Serdar, sen ne Ben düşünüyorsun? de böyle şey gibi düşünüyorum. Başakşehir'in işte Edin Visca tarzı Bir başka tane kim öyle bir vardı? tane Visca bulsa mesela Bir oyuncu hoca. daha vardı ya. Böyle Şey, Epiliano solda Doka gibi. vardı, Doka. Hayır, Başakşehir'den ayrılan orta saha oyuncuları vardı. Elia mı? Mossoro vardı. Mossoro Mossoro tabii Soro yıllarca göz oynadı. O bebeği. tarzda oyuncular. Evet. Yani Trabzonspor'un da dokusuna uyuşabilecek tarzda oyuncular. Yani gidip böyle
işte şey ne derler? Ya geçen yıl Sturridge'i aldın, geçmiş, ne oldu mesela? Yıldız, yok ya yani bu zaten yönetimi bırakırsan transfer ve Sturridge. Ha. Böyle biraz Abdullah Avcı'ya bırakacaksın bu işleri. Peki. O zaman bir ben kimim yapalım. Heh. Uzmanlık alalım. Evet. Dört büyükler bitti, ben kimim? İnternet bağlantısı yok. Geldi, geldi. Ama yok, ben... geldi mi? O zaman Volkan geldi, kazandı. Geldi, problem çözüldü. Bende var. Bende var. Şey, şimdi Mustafa Mandevi ipucu veriyor ya, hatta direkt cevabı yazıyor ya Volkan. Ben dedi. Mustafa Mandevi engelledim WhatsApp'ta. Kaç tane doğru sorumu bildiğimi değiştirdi. Geçen yayında Ilgaz abiyle beraberdik, o kadar mutluydum ki. Niye? Cengiz Han'ı ikimiz aynı anda yüklenebildik yani. Oo. Evet. Yine bir sorular sormuş. Şimdi üçümüz aynı anda yükleneceğiz. Ama yılmadı Cengiz Han, yine sorusunu hazırlamış. İki senedir Ramazan ayını Türkiye'de geçiriyorum diyor. Falcao gerçek bir golcü. İsla'yla hala görüşüyorum. Quaresma'yla sağda iyi anlaşırdık. Lemina'nın bende farklı bir yeri var. Ben kimim? Neyse. Hayır. İzleyicilerimiz son sayfa etiketine tahminlerinizi yazabilirsiniz. Mometiyam. Hayır. Değil. Çok iyi bildiğiniz bir oyuncu. Şili. Şöyle sayfamı yenileyim. Necip Uysal değil. Türk değil herhalde. Türk sormuyorsunuz yani ya. Yani Türkiye'de bak iki senedir Ramazan ayını Türkiye'de geçiriyor. Uyruğunu soruyor. Türk değil. Abu Bakar değil. Babel değil. Lemine Koyta nereliydi? Değil. Henry Onyekuru. Değil. Lemina nereliydi? Lemina Gabonlu olması lazım. Lemina nereli? Vartolu. Ne yapacaksın? Muş Vartolu. Muş Vartolu. Abi, evet, Ali Bey bildi. Bir Juventus var abi. Lemina Gabonlu. Gabonlu. Bir Juventus var abi. Lemina Isla'dan dolayı bir Juventus var. Falcao. Medel değil. Quaresma'dan dolayı Porto var. Medel mi? Kim dedi? Sedat Bey söylemiş. Hadi bir ipucu vereyim size. Porto'su var diyecek. Bu futbolcunun Juventus'u yok. Cagne değil. Isla nerede? Genoa'da mı oynadı? Cagliari'de mi oynadı? Şu an bilen bilene. Sayfa yeniliyorum, takıldı. Hiç yok ya. Hadi biraz tahmin yürüt.